Tükü mü çağırın? Fatih ya burada odada olur mu ya? Büyük şurat ya. Odada Tükü çağırır mı ya öyle? Hayır. Şey... Bana gurbetliyi anlat. Vallahi şimdi gurbetliyi derken efendime söyleyeyim. Yani ben 30-40 senedir İstanbul'dayım. Evet. Çalışıyoruz. Dekorasyon işte yapıyorum. Boya beden işte yapıyoruz. Hı. Vallahi gurbede artık şimdikiler hevesleniyor. Bizler o sandık. Evet. O sandık derken büyük şehir olarak da mesela çok yoğun, kalabalık. Yani bir yerden bir yere gitmek için saatlerce gidiyorsun. Vallahi arabamız var. Arabamızdan gitmiyoruz. Normal halka otobüslere gelip gidiyoruz. Mesela otobüsle minibüslere çalışıyoruz. Çünkü artık sıkıldık yani. Usandık. Evet. Çok eskiden gittik. İşte 30-40 sene oldu biz oraya gideli. Artık köyümüzü özlüyoruz. İşte emekli olunca da niyetimiz gelip burada bir yer yapmak, yurt yapmak. Burada kalan ömrümüzü tüketmek istiyoruz açıkçası. Başka da var. Bir şey yok işte. Evet. Sene kaçta gittin köyden? Vallahi kaçta gittim? Şöyle. 80'de askere gittim. Askerden geldim işte. Malum burada askerden gelince hemen evlendirirler. Evlendirecek de hanımdır. Hadi İstanbul, Ankara o zaman meşhurdu. Ondan sonra. Evet. Gittik işte. 90'da gittik. 89'da galiba yanılmıyorsam. Gittik işte. Halen de oradayız. Halen de oradayız. İki tane oğlum var. İki tane gelinim var. Bir tane torunum var. Orada yerleştik işte. Dediğin gibi kaldık oralarda. Ama yine de gönlümüz burada. Kalbimiz burada tabii ki. Gelip gidiyoruz yani her sene böyle. Başka da. Peki il dışında, yurt dışında olan bu köylü doğumluluk da gurbette olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi köyünüze şimdi, dönün. Yani şimdi insanları köye nasıl tekrar döndürebiliriz? Vallahi şimdi hali vakti yerinde olan zaten burada gelir. Artık İstanbul büyük şehir, kaldırmıyor, çok yoğun oldu. Vallahi isterim ki herkes gelsin, burada bir yer yapsın, yaz tatilini burada geçirsin. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyebilirim ben? İsteyen gelir, istemeyen de herkesin gönlü bilir yani. Ama vatanını bırakmasınlar diye düşünüyorum yani. Evet. Bunu söyleyebilirim yani. Peki sana göre köyün herhangi bir sorunu, bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Vallahi şimdi bütün büyük şehirlerin ihtiyacı var. Köyümüzün de halen de var yani dediğin gibi. Yani eksik olan işler var. Mesela belediyelik mesela gününde iyiydi. Şimdi mesela belediyelik mesela gitti. Ondan sonra yani eksikler var mesela. Binamız mesela muhtarın dediği gibi mesela viraneye döndü. Bakım lazım. Onlar onarılsa, bura bir işlek yer olsa. Hani mesela belediye gününde işlekti. Arabalar insan gelip gidiyor bize. Gurbetten olsun, uzaktan olsun. İyiydi yani. Ama şimdi oraya gidince biraz köyümüz hafifledi. Ama yine inşallah bundan sonra iyi olur diye düşünüyorum yani. İnsanlar gelsin buraya. Burada ev yapsınlar. Burada otursunlar. Gelsinler. Her sene gelsinler yani. İstanbul çok uzak bir yer değil yani. Artık eskisi gibi 5-6 saatte varıp geliyorsun yani. Senin sesin güzelmiş. Benim sesim güzel de. Bir tane söyle. Şimdiki. Yemekten sonra yapalım. Değil mi? Tabii canım. Yani İyi, hadi bir şimdi gel sofra beklemez. Yani günah olur dediğin tamam. Gibi onu da şey yapalım. Durum böyle işte. Evet. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Bana gurbetliyi anlat. Vallahi şimdi gurbetliyi derken efendime söyleyeyim. Yani ben 30-40 senedir İstanbul'dayım. Evet. Çalışıyoruz. Dekorasyon işte yapıyorum. Boya beden işte yapıyoruz. Hı. Vallahi gurbede artık şimdikiler hevesleniyor. Bizler usandık. Evet. Usan derken büyük şehir olarak da mesela çok yoğun, kalabalık. Yani bir yerden bir yere gitmek için saatlerce gidiyorsun. Vallahi arabamız var. Arabamızdan gitmiyoruz. Normal halka otobüslere gelip gidiyoruz. Mesela otobüsle minibüslere çalışıyoruz. Çünkü artık sıkıldık yani. Usandık. Evet. Çok eskiden gittik. İşte 30-40 sene oldu biz oraya gideli. Artık köyümüzü özlüyoruz. İşte emekli olunca da niyetimiz gelip burada bir yer yapmak, yurt yapmak. Burada kalan ömrümüzü tüketmek istiyoruz açıkçası. Başka da var. Bir şey yok işte. Evet, sene kaçta gittin köyden? Vallahi ayrıldın. Kaçta gittim şöyle. 80'de askere gittim. Askerden geldim işte. Malum burada askerden gelince hemen evlendirirler. Evlendirecek de hanımdır. Hadi İstanbul, Ankara o zaman meşhurdu ondan sonra. Evet. Gittik işte 90'da gittik. 89'da galiba yanılmıyorsam. Gittik işte. Halen de oradayız. Halen de oradayız. İki tane oğlum var. İki tane gelinim var. Bir tane torunum var. Orada yerleştik işte. Dediğin gibi kaldık oralarda. Ama yine de gönlümüz burada. Kalbimiz burada tabii ki. Gelip gidiyoruz yani her sene böyle. Başka da. Peki il dışında, yurt dışında olan bu köylü doğumluluk da gurbette olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi köyünüze şimdi, dönün. Yani şimdi insanları köye nasıl tekrar döndürebiliriz? Vallahi şimdi hali vakti yerinde olan zaten burada gelir. Artık İstanbul büyük şehir, kaldırmıyor, çok yoğun oldu. Vallahi isterim ki herkes gelsin, burada bir yer yapsın, yaz tatilini burada geçirsin. Efendime söyleyeyim. Başka ne diyebilirim ben? İsteyen gelir, istemeyen de herkesin gönlü bilir yani. Ama vatanını bırakmasınlar diye düşünüyorum yani. Evet. Bunu söyleyebilirim yani.
Peki sana göre köyün herhangi bir sorunu, bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Vallahi şimdiki bütün büyük şehirlerin ihtiyacı var. Köyümüzün halen de var yani dediğin gibi. Yani eksik olan işler var. Mesela belediyelik mesela gününde iyiydi. Şimdi mesela belediyelik mesela gitti. Ondan sonra yani eksikler var mesela. Binamız mesela muhtarın dediği gibi mesela viraneye döndü. Bakım lazım. Onlar onarılsa, burada bir işlek yer olsa. Hani mesela belediye gününde işlekti. Arabalar, insan gelip köyümüze gürbetten olsun, uzaktan olsun. İyiydi yani ama şimdi oraya gidince biraz köyümüz hafifledi. Ama yine inşallah bundan sonra iyi olur diye düşünüyorum yani. İnsanlar gelsin buraya, burada ev yapsınlar, burada otursunlar, gelsinler. Her sene gelsinler yani. İstanbul çok uzak bir yer değil yani artık eskisi gibi. 5-6 saatte varıp geliyorsun yani. Senin sesin güzelmiş. Benim sesim güzel de. Bir tane söyle. Şimdiki. Yemekten sonra yapalım. Değil mi? Tabii canım. Yani İyi, hadi bir şimdi yani sofra beklemez. Yani günah olur dediğin tamam. Gibi onu da şey yapalım. Durum böyle işte. Evet. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Senin adın ne? İlhami Soysal. İlhami Soysal. İlham abi ne iş yapıyorsun? Biraz kendini bir anlat bakayım. Ben okulda çalışıyorum. Hadem Urrak'tan. Kadıroğlu. Karabeli Koyun'da. Sabah buradan gidiyorum. 6'da. Kalktım da gidiyorum yani. 5 mi olur, 4 mi olur? Hı. Kanefer yakıyorum. Okulun temizliğini yapıyorum. Öğretmenlerin çayını demliyorum. Onlar benden memnun. Ben onlardan memnunum. Böyle. Muhtar bir şeyin oluyor mu senin? Yeğenim. Yeğenin mi? Amca Şayık. Küçük kardeşi damadım. Güzel. Etçi köyü biraz anlat bakayım. Ne var ne yok köyde? Kuyuda ne var ne olur ki? İşte arkadaşlar anlattılar. Ne anlattılar? Kimse bir şey anlatmadı. Sen anlatacaksın olur mu? Sen sor ben hepsi anlatayım. Sana bıraktı yani. Sen sor ben anlatayım. Niye kendine bir şey onu sor. He. Abi sor. Çiftlik yapıyor mu? Gittiğinden anlat ha. Yapıyor da. Arabistan'a gitmişsin. Niye anlatmıyorsun ya? Niye sağlıyorsun Arabistan'a gittiğini bizden? Ne durdum ki? 5 ay durdum geldim. Olsun ne gördün? 5 ay ne gördün? Onu anlat bakayım. Gidişin nasıl oldu? Gelişin nasıl oldu? Niye gittin? Niye geldin? Turus gittik. Turus geldik. Ha. Bizi bir amcamızın oğlu götürdü orada. Kefile teslim etti. Hı. Kefilde çalıştık. Para yok. Bana müsaade, ben gideceğim dedim. Giri zor düştüm köye. Parasız pulsuz. Kevil para vermedi. Amcam oldu, çalıştırdı beni. Kevil'in bir işi varmış, havuz. Havuz desem yani 3'e 5, 6 metre içinde su havuzu yaptım. Arapça bilmiyorum. Yanında da iki tane Sudanlı biri, Mısırlı mıydı neydi vardı. Onlar da amele yanında, ben ustalardan gittiydim. O Sudanlı dedi ki, muallim dedi bana, bende ne var dedim, hamsi mi ye diyor, ben neyimle hamsi ne, ben de balık sanıyorum. Evet. 500 lira verecek sana diyor. Evet. Yani riyal biliyor musun? O arada iyi yeter dedim ben, iki günde hemen orayı atmayı, aslında bir günde bitirin de yani biraz yavaş aldık. Bizim bu amcaoğlu geldi, cuma günüydü öğlene doğru, oradan Arap'tan 300 lirayı almış kaçmış. Tayfa gelmiş. Tayfa çalışıyordu. Bizde bizden çalışan Ömer abi falan vardı işte yaşlı. Usta olarak çalışıyorduk. Böyle. Ona kızdım. Çıkışımı aldım geldim. Zor geldim. Evet. Var mı muhtardan istediğin bir hizmet var mı? Köyün keşke şununu yapsa dediğin. Vallahi duyuşuma göre iyi çalışmalar yapıyorlar. Bilal Şahin'in sayesinde. Mesela belediye binasını koy konağı yapıyorlar. Sağlık ocağına çevirmişler. İşte patlakları özel idareden getiriyor, yaptırıyor. Bir cenaze olunca kepçe getirtiyor, kabristanı eştiriyor. Güzel şeyler yapıyor diyorsun yani. Evet. Çalışıyor mu, çalışıyor gibi mi gözüküyor? Çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Yeterli değil diyor bak oradan biri. Ya. Onlar sevdiğinden öyle diyor. Değil mi? Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Vallahi öldüler ya. İl dışında, yurt dışında fark etmiyor. Öldüler diyor. Hepsi öldü. Kızım var. Oğlum var İstanbul'da. Oraydı mı? İl dışı. Olsun fark etmez ya.
İl dışı oluyor. Yozgat ilinin dışı oluyor. Bu üçüncü gurbet işte. Ya. Ah sen benim ciğerimi yakıyorsun. Sen demiyorsun dedin Delibaşı Arşıncık gurbet değil. İşte bir selam gönder onlara televizyonumuz aracılığıyla. Ya. Vallahi İstanbul'daki akrabalara, oğluma, yeğenime çok çok selam eder, gözlerinden öperim, hayırlı işler dilerim, başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Seni al. Hey tanıtayım olur mu? Bir adını söyle bakayım. Sen buralı değil misin? Buralıyım Fatih. Buranın vatandaşı değil misin? Fatih Soysan. Senin anan buralı değil mi? Hepsi, baban buralı değil mi? Hepsi buralı. Demek ki sen hepsi, de buralısın. Hepsi buralı. Yani. Kameramızdan niye kaçıyorsun sen ya? Ben kameradan kaçmıyorum. Neden kaçıyorsun o zaman? Ya ondan ne diyeceğim? Diyeceğim? Ne demek zaten, ya? Ne diyeceğim? Zaten... Ben soracağım, sen söyleyeceksin. Ya. Tamam. Başlayalım öyleyse. Bir şey demiyorum ki. Adını soyadını söyle mesela. Fatih Soysan. Aleykümselam. Fatih Soysan. Belediye bariken belediyeye girdik. Belediyede kapandı. Okula geçtik. Ben de buradaki okulda hizmet olarak çalışıyorum. Her şeyine bakıyor işte. Temizliğine. Öğretmenin çayına bilmem. Her işini yapıyor yani. Onlar bizden memnun. Biz onlardan memnunuz. Hayat böyle devam edip gidiyor. Biraz önce yeterli değer kelimesi kullandın. Şimdi yeterli değer derken bana göre yeterli değer. Hizmetin daha fazlasını istiyor tabii ki. Ne istiyor mesela? Ya en azından bozulan yolların yapılmasını. Okulun mesela etrafını mesela asfaltlatsa köpü. Tabii tabii okulun çöpe alınacağı da alınmadı bugün. Niye alınmadı? Dün de söylediydim aslında okulun çöpü alınsın diye alınmadı. Şimdi su patlağı oluyor, yollar eşiliyor, o oralar öylece duruyor. Hava soğuk olduğundan dolayı, gerçi bizde fazla bir şey yapmıyor da. Evin oradaki patlağı niye yapmamış? Niye yapmadın? Duydun değil mi? Ben kendim yaptım ama eşik öylece kaldı. Yapamadı. Hava soğuduğundan dolayı. Ne yaptın en güzel? Sen dolayı yapsaydın? Başka bir şey yok. Başka ne diyeyim ki ben? Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Var. Onlara bir selam gönder o zaman. Ankara'daki, İstanbul'daki tüm akrabalarıma, tüm arkadaşlarıma selam olsun. Herkes kendine burada iyi baksın. Kimin sesi güzel şöyle bacı? Bir türkü söyle. Köksal. Köksal abi. Köksal abi albayım. Valla şimdi olmaz bu. Niye? Söylemem, olmaz yani. Mahmut var. Olmaz ya, olur ya. Bir de patlak olacak. Mahmut var. Mahmut var. Hani o zaman Mahmut abimizi alalım o zaman buraya. Olsun, bir röportaj yap ya. Konuşma yapak o zaman. Türkü söyleme de gel bari. Belki de sen konuş. Gel. Ben ne konuşayım ya? Ne konuşacağım? Eskilerden anlat ya. Ne sorarsa söyleyeceğim. Ne eski Arabistancı. Sor, cevaplayayım, ne soruyorum? Buraya gel bu. Burayı. İyi. Anlat bakayım. Neyi anlatayım? Sor, sorma da orada. Soracağım. İyi anlat, nereye gittin, nerede çalıştın, nerede Arabistan'a gittin? He, 80'de 2 yıl bir Arap işlerine gitip çalışmışlığımız var. Ondan sonra köy hayatı. Burada geçiniyor, yaşıyor. Nerede çalıştın, nereye gittin 2 sene? Arabistan'a mı gittin? Arabistan'a, he. Neresine gittin Arabistan'a? Riyad'a. He. Başkenti, Suudi Arabistan'ın. Ne kadar çalıştın orada? 2 yıl. 2 yıl? 2 yıl. Kaç lira kazandın 2 yılda? Vallahi o zaman bilmiyorum ki. Çalışıyorduk işte. Ne ordun, aldığın parayı ne ordun? Orada yedik ya, yedik az mı durak? Yedik para mı yedik? Yedik. Şu para getirdin mi yani? Getirmiştir. Yani. Şimdi bizim bu konuşmamız kime yansıyacak? Orayı söylesem bana. Dünyaya ne yansıyacak. Dünyanın her tarafı. Vali duyacak mı? Yozgat'ın valisi. Vali çok iyi duyacak. Ha, çok iyi duyacaksa bizim köyümüz kaçhane muhtarım? 350 de düştü şimdi. 300 hane köyümüz var. Köyümüzün sadece 2 caddesi parke kilit taş yapılmış. Bütün mahallelerden kışın çıkamıyor. Çamurdan. Evet. Eğer ki Vali Bey bize yardımcı olur da bu mahalle aralarındaki sokakları kilit taş yaptırırsa memnun oluruz. Valimden rica etmişler. Evet, sen şey yapardık. Valimden istiyorum bu. Bu hizmeti valimden istiyorum. Kışın 2 cadde, 2 yol. Bura rahat ama biz kenar mahallelerde oturuyoruz. Çamurdan ne inebiliyor ne çıkabiliyor. Bir hastamız sayrımız olsa araba çıkmıyor, inmiyor oralardan. Çamurdan. Biz oraların kilit taşı olmasını istiyoruz. Başka bir derdin var mı? Başka köyüme hizmet olsun.
Gelsin. Ne istiyorum? Ne isteyeyim ben? Yazın sularımız ahmıyor. Sularımız kıt, az akıyor. Her tarafta sular zayıf. Ona bir şey yapamadık. Suya bir şey yapamak da ama en az mahallemizi yardımcı olur da valimiz kilitler yapılırsa memnun oluruz. Kilitler herkese zaten her tarafa biliyor. Aşağıdan suya bunlasın. Bunlar bozuk mesela bir yere göndersin. Evet, Binel Bey'de olması zaten bir kısmı da yapılmazdı. Evet. Sadece caddeyi yaptık, bir tarafları Binel Bey yaptı. Evet. Tabi. Teşekkür etmedin ama kameramızda demedin. Teşekkür etmez olur mu? O bizim koyun babası. Etmedin. Yozgat'ın babası. Onun teşekkür et, çok ihtiyacı yok onun. Çok sağ olsun. Allah bin kere razı olsun. Bilal, var mı yeter diyor mu? Tabii ki. Bilal Bey bütün çeşmelerimizi yaptırdı. Allah razı olsun. Allah bereket versin o adamın parasına. Memnunum biz. Şimdi tanıdılar. Mezarı gördünüz mü? Mezarlı. Bütün onun eseri oraları yaptırdı. Evet. Okulumuz olsun, camiler olsun. Tabii. Hizmet devam ediyor. Güzel. Çoluk çocuk var mı? Torun var mı? Var. Neredeler? İstanbul'dalar. Onlara bir selam gönder şöyle. Evet, seni izlerler. Fransa'ya. Fransa'da oğlum var. Tamam, ona da selam. Herkese selam olsun. Herkese bol kazançlar, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum onlara. Tamam, teşekkür ederim. El sallayın gençler. Kamerayı el sallayın şöyle. Hadi bir kapanış. El sallayın. Hızlı sallayın biraz. Salla İstanbul'a. El sallasın amca diye. El Şahin sallamıyorsun sen ya. Bay Şahin selamlar olsun. Şahin selamlar olsun. İyi çekimler. Yurt dışında tüm geri kalanlara selamlar olsun. Hadi ben kendinize iyi bakın yiyelim. Amca el salla amca. Fatih. El salla. Yeme baktı Şahin. Al topu ya. İyi akşamlar selam olsun. Şu mavliye sormuş seni. O hiç konuşmadı. Yeni yurtta. Siz gitseniz burayı engelletmez. Değil mi?